Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum PCI Checklist kurucu orta ve CEO'su Kıvanç Arputlu. Kıvanç, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Kıvanç Arputlu ile birlikte bugün Türkiye online ödeme ekosisteminin güvenlik durumunu konuşacağız. Online ödeme ekosisteminde riski en yüksek ve en düşük sektörler hangileri? 2021 yılında siber güvenlik tarafında hangi sektörlere en çok yatırım yaptılar ve güvenlik süreçlerini iyileştiler? Detayları konuşacağız. Kıvanç, şimdi siz bütün sektörleri tarıyorsunuz. Online ödeme ekosistemine baktığımızda riski en yüksek ve en düşük sektörler hangileri? Ya da bu risk yüksekliği ya da düşüklüğünün sebepleri neler? Buradan başlayalım, sonra diğer konulara geçeriz. Öncelikle yeni yılda iyi haberle mi kötü haberlerle mi başlayalım? İyiyle başlayalım. İyiyle başlayalım, evet. İyi olsun. Şimdi en düşük riskli sektörlerde birinci sırada finans sektörünü görüyoruz. Bunun detayına baktığımızda aslında finans sektörü sizin de bildiğiniz gibi hem BDDK hem Merkez Bankası mevzuatlarınca hem de denetim prosedürleri, iç denetim prosedürleri gereğince banka ve ödeme kuruluşlarının oldukça regüle bir pazar. Bu pazarın regüle olması tabii ki güvenliğe de yansıyor ve siber güvenlik duruşları çok daha iyi oluyor bu firmaların finans sektöründeki. Bir diğer sebebi ise tabii ki çalışan istihdamı siber güvenlik tarafında ve siber güvenliğe yaptığı yatırımların yüksek oranlarda olması. Bu sonuçlar doğrultusunda finans sektörü yılı birinci kapatılıyor ve en yüksek puana sahip sektör oluyor. Bu arada bu yurt dışı verileriyle kıyasladığımızda yurt dışında aynı oranı görmüyoruz. Mesela yurt dışı da finans sektörü kategorisi olarak 5. sıralardayken Türkiye'de 1. sırada. Yani Türkiye bu finans sektörü daha çok yatırım yapıyor bu alana. Evet, hem yatırım yapıyor hem de yatırımın karşılığını alıyor. Çünkü bir de öyle bir durum var. Yani çok yatırım yaparsınız ama karşılığını alamadığınızda bunun bir anlamı kalmıyor. Türkiye'de bu yapılan yatırımların karşılık bulduğunu içtenlikle söyleyebiliriz. Bu da güzel bir haber oluyor. 2. sırada perakende bulunuyor. 3'te ise moda bulunuyor. Şimdi bu ikisini de birlikte ele alırsak pandeminin başlamasıyla birlikte perakende ve modada online alışveriş yapan firmaların çok büyük bir geliri artık online taraftan olmaya başladı. Geleneksel mağazacılık yerine online alışverişlere bıraktı ve bu da aslında hem onlara bir ciro ve kar sağladı hem de bu ciro karla birlikte siber güvenlik yatırımlarını yapabilmeye başladılar ve buradaki durumları ve duruşları çok daha önemli hale geldi. Bunun da sonucunda 2. ve 3. sırada perakende ve modayı görüyoruz. Düşüklerde mi? Düşüklerde 3. sıradan, 3'ten başlayayım, eğitim bulunuyor. 2. sırada sanat ve eğlence, bir de ise STK ve topluluklar var. Şimdi bunun birden fazla sebebi var. Özellikle STK ve topluluklara değinirsek, bunlar tabii ki kar amacı gütmeyen kuruluşlar olduğu için siber güvenlik yatırımları oldukça az oluyor. Bu bir risk barındırmakla birlikte bir diğer konuysa hackerların bu tip sitelere çok fazla çalıntı kart deneme yapmaları. Bunu niye yapıyorlar? Şöyle anlatayım. Şimdi hackerlar bir yerlerden, farklı farklı yerler olabilir, dünyanın farklı yerlerinden kart bilgilerini çalıyorlar. Bu kart bilgilerini çaldıklarında bunların aktif olup olmadığını bilmiyorlar. Bunu öğrenmek içinse deneme alışverişi dediğimiz bazı sahte işlemler yapıyorlar. Bu sahte işlemleri yapabilecekleri en kolay yerlerde tutarı sizin kendinizin yazıp deneme yapabileceğiniz, herhangi bir isim soy isim vermek zorunda olmadığınız ya da herhangi bir isim vererek ilerleyebileceğiniz yerler oluyor. Yani ben 1 TL'lik bir bağış gibi gösterip ya da 10 kuruşluk bir bağış olarak ben hackerların bu kart verilerini denemesini sağlayabiliyorlar. Bu yüzden de bu tip yapılar onlar için çok istedikleri yapılar oluyor. Buradan denemeleri yapmak için. Şimdi bu kötü haberler doğrultusunda ama şöyle de bir durum var. 2021 yılı içinde STK ve topluluklar üzerinde yaptığımız çalışmalarda banka ve ödeme sistemi müşterilerimizle birlikte %11 oranında iyileşme sağladık. Buradaki iyi haber sizin şu, ürünleri kullananlar mı? Evet. Bizim yaptığımız taramalar ve onlara yolladığımız raporlar neticesinde. Çünkü aslında çok küçük yerleri değiştirerek sistemlerini güvenli hale getirebiliyorlar. Ve bizim için de burası aslında hassas bir nokta. Çünkü iyi niyetli açılmış kuruluşlar ve yapabilecekleri şeyler çok zor da değil. O yüzden biz burada maksimum eforu gösteriyoruz. Ve şimdiye kadar da karşılığını buldu.
2022 yılında da artık güvenlik tarafında ilk 5'e sokmak istiyoruz STK ve toplulukları. Çünkü çok zor bir yolumuz yok burada. İyi sonuçlar alıyoruz. Daha da fazla sonuç alacağız. Ki bahsettiğin gibi aslında çok da önemli bir alan. Yani STK'lara bağış yapmak yani birçok kişinin tercih ettiği bir yöntem ki internet ortamında bağış yapmak daha da kolay oluyor. Aynen öyle. Dolayısıyla burada hem bağışçıların güvenliği hem kurumların güvenliği de önemli. Peki şimdi siber güvenlik alanına yatırım yapanlara gelirsek 2021'de. En çok hangi sektörler yatırım yapmış, süreçler ki o süreçleri biraz detaylı anlatırsın. Tabii. Nasıl iyileştirmişler, en çok hangileri iyileştirmiş? Bura bizi en çok heyecanlandıran kısım. Çünkü yola çıktığımızda da şimdi riski görmek ve göstermek bir yere kadar. Hani tamam ben riski gördüm, çok güzel. Ben bu riskte şimdi yatıp uyuyayım dediğinde hayatımızda hiçbir şey değişmiyor. Önemli olan burada iyileşmenin sağlanması. Bu kapsamda zaten biz de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Burada bir araya gireyim Kıvanç istersen. Bilmeyen izleyici olabilir. Seni de konuk alıyoruz dönem dönem ama hani siz şirket olarak fintech girişimi olarak aslında internet sitelerinin ödeme tarafında özellikle güvenlik açıklarını tespit edip raporluyorsunuz. Şunları şunları yaparsanız siteniz çok daha güvenli hale gelecek diye onları uyaran bir şirketsiniz aslında. Doğru. Özetle. Burada da özellikle banka ve ödeme kuruluşlarıyla birlikte çalışıyoruz. Onların çünkü sanal post verdiği üye iş yerlerinin güvenliği online ödeme ekosistemi için çok önemli bir parça. Kesinlikle. Bu yüzden de bu çalışmalarımı sürdürüyoruz. Aslında şimdi burada şöyle haberler oluyor ya şu kadar kişinin banka verisi hacklendi, kart bilgisi hacklendi. Aslında bankadan hacklenmiş değil, bu iş yerlerinden hacklenmiş, doğru mu? Evet, yani direkt bankadan da tabii ki ataklar olabiliyor yani, ama çoğunluk burada olacağız. Oluyor. Yani çoğunluk burada mesela oluyor. Burada Verizon'un Data Breach Investigation Report'ları var yıllık olarak yayınlanan. Bunları biraz baz alıyoruz. Orada %90 oranında üye şirket tarafında oluyor. Evet. %10 tarafında banka tarafında oluyor. Çünkü dediğimiz gibi yani güvenli sektörler biraz daha oluştuğu için bu tarafları kayma görüyoruz. Şimdi burada en çok iyileştirme gösteren sektör perakende çıktı %20 oranında. %20 oldukça iyi bir oran iyileştirme açısından. Ve ikinci olarak da moda var %17. Yine aslında en iyiler kategorisindeki 2 ve 3'ü burada da görüyoruz. Bunun buradaki konu dediğimiz gibi aslında ciro arttı, artık kazançlar arttı ve önemi arttı. Burada müşteri kaybetmek istemiyorlar, müşterilerini kötü bir deneyime maruz bırakmak istemiyorlar. Bu yüzden de bu taraftaki aksiyon alma hevesleri ve istekleri oldukça yüksek oluyor. Bu zaten sektörü de geliştiriyor. Üçüncü basamakta ise eğitim bulunuyor %16 oranında. O da en yüksek risklerde üçüncü sıradaydı. Biraz daha gerilerdeyken üçüncü sıraya geldi. Muhtemelen bu hızla giderse 2022 yılında onların da işte en alt basamaklardan kurtulduğunu görüyor olacağız. Eğitim tarafında da şöyle bir nokta var. Genellikle buradaki riskler online ödemenin, online tahsilatın alındığı noktalarda oluyor. Çünkü online tahsilat alınma ekranlarında yine işte tutar girip bir işte okul ödemesini yapmanız gerekiyor vesaire gibi durumlar oluyor. Buradaki riskler de yüksek olmasına rağmen kolay kapatılan şeyler olduğu için de burada da onun yansımasını görüyoruz %16 oranında. Peki siz şirket olarak PCI checklist olarak 2021 yılı içindeki iyileştirmelere nasıl bir katkı sundunuz? 2021 yılı içinde biz toplamda 12.750 adet üye iş yerini taradık. Ve bu yaptığımız taramaları az önce de anlattığımız gibi banka ve ödeme kuruluşları adına gerçekleştirdik. Burada bizi sevindiren şey şu ki 11.078 adet üye iş yeri ilk kez bir siber güvenlik denetiminden, bir analizden geçti. Bu bizim için bir ilk basamaktı. Çünkü siber güvenliğin demokratikleşmesi diyoruz biz burada. Çünkü demokratikleşme sağlanmadığında online ödeme ekosisteminde her zaman risk devam ediyor. Yani şu şekilde düşünebilirsiniz. Banka var, ödeme kuruluşu var ve e-ticaret sitelerinin kendisi var. Burada herkes aynı miktarda güvenli olmalı ki burada en zayıf halkanın da güvenliğini sağlayarak bütün ekosistemi iyi bir şekilde yönetebiliyor olalım. Bu kapsamda 11.078 adet üye iş yeri ilk kez raporlandı ve bu üye iş yerlerinin içinden de 3.574 tanesi açıklarını kapattı. Bunlar sonucunda toplamda 226.000 açık kapanmış ve bunların da 50.000 tanesi yüksek
şiddetli dediğimiz direkt olarak kişisel veri ya da kart verisi çalınmasına sebebiyet verebilecek açıklardı. Bu sonuçlar doğrultusunda 2021 yılında zaten sektörün de iyileşmeye başladığını ve daha iyi bir noktaya gittiğini görüyoruz. Buradaki sorunları temelinde dediğim gibi ekosistemin tamamını güvenli hale getirmemiz gerekiyor ve ilk konu tamamının risk analizini yapmaktı. İkinci konuysa burada aksiyonları aldırabilmekti. Bu iş aslında bu noktaya geçtikten sonra siber güvenlikten uzaklaşıyor. Siber güvenlikle yazılımcılarla çözemeyeceğimiz noktalara geliyor. Biz burada mesela sosyoloji bölümünden hocalardan da danışmanlık alıyoruz. Çünkü burada gelen raporun iyi bir şekilde algılanması ve bu raporla ilgili aksiyonların karşı tarafı açısından alınabiliyor olması lazım. Burada bizim geliştirdiğimiz yeni raporlama tipimiz, önceliklendirme sistemimiz ve onlara sunduğumuz çözüm makalelerimiz, Türkçe ve İngilizce olarak üye işyerlerinin aksiyon almasını çok çok rahatlattı. Bunlar sonucunda da şu anda dönüp baktığımızda toplamda 226 bin açığın kapandığını görmüş olduk. Şimdi bu anlattığın, verdiğin rakamlar, anlattığın konu tabii ki hani reel ortamda, gerçek ortamda nasıl iş yerine hani güvenlik kamerası koyuyorsun ya da alarm takıyorsun ve sorun aslında büyük ölçüde halloluyor. Kuşkusuz bu hırsızlığı bitirmiyor ama oranı çok minimize ediyor. Siber tarafta da aslında hani belirli önlemler alınsa bu minimize edilecek noktada. Maliyetleri yüksek mi? Güzel haber şu, maliyetleri oldukça düşük aslında. Hatta bazı konularda tamamıyla konfigürasyonel olarak yani bir ayar değişikliğiyle bile düzeltilebilecek birçok yüksek şiddetli zafiyet var. Biz bunların hepsini konusunda bakıyoruz ve bunlara göre çözüm önerileri sunuyoruz. Bu çözüm önerileri de dediğim gibi öyle ciddi maliyetler yaratmadığı gibi bazı ücretsiz bile çözülebiliyor. Tamamıyla aslında azıcık emek sarf etmekle alakalı konular oluyor. Peki şimdi Türkiye genelde online ödeme ekosistemine bakıldığında güvenlik durumu nedir? Hani genel anlamda ve hedeflenen ne olmalı burada optimal seviye? Şimdi şöyle, biz bu işe başladığımızda 2019 yılında Türkiye ekosisteminin genelinde online ödeme ekosisteminde her sene %2'lik düşüş görüyorduk. Ve özellikle 2020 yılında dünya ortalamasından yaklaşık 4 puan kadar uzaklaşmış seviyedeydik. 2021 yılı içinde yaptığımız bu iyileştirmelerle birlikte tabii ki bunun dışında kurumların, çok değerli diğer siber güvenlik firmalarının da katkıları ve danışmanlık katkılarıyla iyileştirmeler görüyoruz. Burada datalara baktığımızda 2021 yılı içinde bizde çalışan banka ve ödeme kuruluşlarının üye işyerlerinin %12 oranında artış sağladığını ve global ortalamaların üzerine çıktığını gördük. Bunun genele yansıması ise %2 oldu. Çünkü üye işyeri dediğimiz yapı aslında bir ekosistem. Bu ekosistemin oyuncularında bizde çalışan firmaların kendi risklerini kapatırken, skorlarını iyileştirirken bu tabii ki ekosisteme de etki veriyor ve bu da %2 oranında artmış oldu buradaki iyileştirmeler. Buna bir de direkt olarak e-ticaret firmalarıyla, üye işyerleriyle çalışan siber güvenlik danışmanı firmaların ve arkadaşlarımızın da yardımlarıyla şu anda global ortamın yaklaşık %1,5 oranında üstüne çıktık. Bu aslında 2 yıllık süre içinde ilk kez gerçekleşen bir oran. Şu anda hedefimiz de aslında buradaki global ortalamanın daha da üzerine çıkmak. Çünkü bizim güvenli nokta dediğimiz yere yaklaşık bir 4-5 puanlık da yerimiz var. Burayı hedefliyoruz. Bunu da yaptıktan sonra Avrupa tarafında da bu arada Türkiye'nin online ödeme ekosisteminin çok ciddi anlamda geliştiği ve en güvenli ekosistemler içinde gösterebileceğimiz bir yere oturmuş olacak. Bu açıdan da tüm paydaşlarımızla birlikte buradaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Şimdi peki son dönemde çok konuşulan bir konu var. Biraz teknik bir konu. Log4j açığı. Nedir önce bunu bir alalım. Bir de tabii ki finansal teknoloji sektörüne yansımaları ne oldu? Firmalar burada ne yapmalı? Evet. Son dönemde gerçekten her yeri sağladı. Özellikle siber güvenlikle ilgili olan kısımlarda. Log4j açığı aslında şuradan geliyor. Bir programlama dili olan Java kütüphanesinde olan bir açıktı. Burada Log4j adında bir loglama aslında sistemi var. Ve burada bir zafiyet tespit edildi.
Bu arada şunu da söyleyeyim, Java sadece Türkiye'de değil, dünyada en çok kullanılan programlama dillerinden bir tanesi. Hı-hı. O yüzden etkisi oldukça yüksek oluyor ve bu açıkta loglama tarafında olduğu için buradaki log kayıtları, yani bizim şeydeki hani geleneksel hayatta giriş çıkış kayıtları ya da kim ne yaptı kayıtları gibi düşünebilirsiniz. Burada oluşan açık o yüzden herkes için önemliydi. Sonrasındaki diğer önemli nokta bu zafiyetin ne kadar kolay kullanılabilir olduğu ile ilgiliydi. Ve burada yapılan çalışmalarda bu çok kolay uygulanabilir olması etkisini arttırdı zafiyetin. Bir de bunun yanına tabii ki loglama ürünlerinin çoğu finans kuruluşunda, bankalarda, kurumsal firmalarda kullanılması eklenince oldukça tehlikeli bir hale geldi. Bu zafiyetle hackerlar karşı tarafa uzaktan bir kod yükleyebilir hale geldi. Bu yüzden de hızlıca alınacak önlemler çıktı. Burada şu ana kadar neler yapılmalı konusuna gelecek olursak, zaten yeni update'ler geldiğinde güncellemeleri yapmak çok kritik bu açığı kapatmak için. Ama bazı sistemlerde güncelleme yapıldığında sistemlerin devam edemediği, yani bir versiyon anlamında eşleşemeyen bir durum olmasından kaynaklı güncelleme yapamayan firmalar var. Burada da farklı farklı tekniklerde bu açıkları kapatmak mümkün. Şu anda kurumsal firmalarda bizi dinleyen siber güvenlik çalışanları varsa muhtemelen ya yeni bitirmişlerdir ya da şu anda da uğraşıyorlardır. Ama hızlı bir şekilde burada bütün dünyada aksiyonların alındığını, başladığını söyleyebiliriz. Bizim sistemlerde de biz de hızlıca Log4j'yi kendi yapımıza ekleyip şu anda bankalar üzerinden yine üye iş yerlerine bu raporlamaları yapıyoruz Log4j bulduğumuz case'ler için. Şu anda bütün siber güvenlik camiası bu kadar da yüksek etkili bir açık olunca bu tarafta fazlaca mesai yaptı. Kırmızı alarm durumu. Evet, kırmızı alarmı verdik. Evet. Peki şimdi biraz sizin şirkete gelmek istiyorum. PCI checklist için 2021 yılı nasıl geçti? Hedeflere ulaşıldı mı? 2022 yılına içinde tabii ki beklenti ve hedefleri soracağım. Evet, 2021 yılı gerçekten oldukça hem zorlu hem de heyecanlı bir yıl oldu bizim için. Burada artık hani 2019 ve 2020 senelerinde aslında ulaştığımız müşterilere artık sonuçları almaya başladığımız, meyvelerini toplamaya başladığımız bir noktaya geldik. Burada öncelikle yani teoride anlattıklarınızı pratikte müşteriler görmüş oldular. Şimdiye kadar hep bir böyle olacak, şöyle olacaklardan böyle oldu, şöyle olduya geçebildik. Hani şu anda da aslında programın başında neler olduğundan bahsetmiş olduk. Peki bunun bizim hani kanlı canlı etkileri ne oldu diye soracak olursanız, öncelikle banka ve ödeme kuruluşları tarafından başlayalım. Ve aynı zamanda da aslında e-ticaret ekosistemi için başlayalım. Üye iş yeri edinimi dediğimiz bir ürünümüz çıkmıştı 2020 yılında. Üye iş yeri edinimi şunu yapıyordu. Ben yeni bir tişört üreticisi oldum ve online olarak bu tişörtleri satmak istiyorum. Öncelikle kartla işlem kabul edilebilir hale gelmesi gerekiyor. Bu yüzden de bankaya da ödeme kuruluşlarına başvuruda bulunuyorum sanal POS almak için. Buradaki süreçler manuel olarak arka tarafta kontrol edildiğinden dolayı oldukça fazla uzun sürüyordu. Yani buradaki süreyi minimumda 1-2 gün, maksimumda bazen 1-2 hafta seviyelerine çıkabiliyordu. Bizim buradaki hedefimiz bunu niye otomatikleştiremiyor olalımdan başladı ve bankalarla çok yoğun bir şekilde burada mesai yaptık. Gün sonunda bir sanal post başvurusunu biz ortalama 32 saat süren bir başvuru süresini sadece 5 dakikaya indirebildik. 5 dakikaya indirdikten sonra burada hem banka ve ödeme kuruluşlarının manuel çalışmalarını sonlandırmış olduk. Otomatik bir şekilde rapor alıp, inceleyip, risklere göre aksiyon alabilmesini sağladık. Hem de tişört satmak isteyen benim çok daha kolay bir şekilde sanal posta erişmemi, yani dükkanımı kurmamı, yani daha ciroya ulaşabilmemi sağladı. Hı hı. Bu hatta şu açıdan da güzel bir gelişmeydi bizim için. Satış pazarlama ekipleri ve siber güvenlik ekipleri genellikle birbiriyle kavga halinde olurlar. Bu iyi bir kavgadır bu arada. Biri çok daha hızlı, çok daha
pürüzsüz ilerlemek isterken diğer taraf biraz daha düşünelim, aman temkinli olalım kısmında olur. Bizim ürünle birlikte ilk kez bir siber güvenlik ürününü satış pazarlama ekipleri de istemeye başladı. Çünkü süre hem kısaldı hem de güvenlik açısından çok daha detaylı testlerden geçebiliyor oldu. İki tarafı da mutlu edebildiğimiz bir senaryo oldu. Bu bizi mutlu etti. Burada da zaten bankalarla yaptığımız çalışmalarda toplamda 765 gün mesailik bir zaman dilimini kurtarmış olduk bankalı personelleri üzerinden ve böylelikle çok daha fazla bir şekilde üye işleri güvenliğine odaklanabiliyor olmalarını sağladık. Bu aslında üye işleri edinim tarafında ilk başardığımız konuydu. Burada bir ara soru soruyorum. Kaç bankayla çalışıyorsunuz? Şu anda 5 bankayla çalışıyoruz. Yenileri eklenmek üzere. Onları da yakın zamanda duyuruyor olacağız. Hı hı. Burada şeyi söyleyelim. Şimdi bir diğer konu da aslında veri sıkıntısı riskleri. Tabii. Bu riskleri azaltma konusunda yine çalıştığımız bankalarda %30 oranında yıl içinde veri sıkıntısı riskini azalttık. Bunun şeye karşılığı ise Türkiye ekosistemine karşılığı ise %4.28 oldu. Yani yaptığımız bu azaltma %4.28'i Türkiye ekosisteminin riskini azaltmış oldu. Burada zaten temelimiz bunu bankalarla ödeme kuruluşları da konuşuyoruz. Biz ne kadar kapsamlı bir halde bu çalışmayı yaparsak o kadar ekosistemi iyileştirmiş olacağız. Bunun örneği bizim için şundan dolayı da önemliydi. Bunu yaptıktan sonra yurt dışında artık anlatabilecek bir hikayemiz olacaktı. Ve bu hikayenin Türkiye tarafından olması... Türkiye topraklarından çıkmış bir girişim olarak bizim için önemliydi. Bununla ilgili zaten Mart ayı içinde bir özel çalışma hazırlıyor şu an ekiplerimiz. Bir Türkiye e-ticaret ekosistem raporu. Bunu yayınladıktan sonra da artık biraz daha göğsümüzü gererek diyeceğim burada. Yurt dışındaki pazar açımlarımızı devam ettiriyor olacağız. Oldukça önemli bir rapor bu arada bahsettin. Dört gözle bekleyelim. Çünkü ekosistem için çok önemli. Burada çok sık konuşuyoruz bu konuları. Şimdi son iki dakika yurt dışı deyip durduğun için sorayım. Yurt dışında açılma tabii ki Türk girişimler için önemli. Sizin de bu yönde faaliyetler var biliyorum. Hedeflediğiniz ülkeler yurt dışına açılırken hedef pazarı neye göre belirliyorsunuz? Son 1,5 dakikada onu alayım. Yurt dışına açılmak şu anda sanmıyorum ki hiçbir şeyin startup'ın hayali değildir. Herkesin hayali, herkes yurt dışına açılmak istiyor. Biz burada biraz daha aslında verilere dayalı olarak buradaki çalışmaları yapıyoruz. Bizim için online ödeme marketinin büyüklüğü çok önemli. Yıllık büyümeleri çok önemli. Mesela Türkiye birinci sırada e-ticaret ekosistemi büyümesinde. Bununla birlikte kartlı ödeme oranlarının yüksek olması ve kart çalınma ve dolandırıcılık oranlarının yüksek olduğu ülkeleri aslında sentezleyerek buna göre bir seçim yapıyoruz. Şu anda da İngiltere, Fransa, Belçika ve Danimarka bizim öncelikli ülkelerimiz oluyor Avrupa pazarı için. Yurt dışında da ayrı bir partnerlik çalışmasıyla yine çalışmalarını sürdürüyoruz. Kıvanç, çok teşekkür ederim programa katılımın için, değerli katkıların için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz PCI Checklist kurucu ortağı ve CEO'su Kıvanç Harputlu'ydu. Kıvanç Harputlu ile birlikte Türkiye online ödeme ekosisteminin güvenlik haritasını çıkardık. Riskleri konuştuk. Riskleri en fazla kapatan sektörleri konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.